Bundan önceki videoda örneğin y eşittir mx artı b gibi bir doğru ile buradaki en tane data arasındaki karesel yanılgıyı bu ifade ile göstermiştik. Bu videoda ise bu ifadeyle biraz oynayarak kalkülüs için hazır bir hale getirmeye çalışacağım. Kalkülüse hazır hale geldiğinde ise bunu optimize ederek bu değeri minimize eden m ve b değerlerinin neler olduklarını bulabileceğiz. Bu video bir dizi cebirsel adımdan ibaret olacak ama kafamız karışmasın diye her şeyi farklı renklerle yazmaya çalışacağım. İşe şu ifadeyi bir kere daha yazarak başlayalım. Bu arada videonun sonuna kadar bunu defalarca baştan yazacağız ve cebir kullanarak sadeleştirmeye çalışacağız. İlk terim yani y1-mx1 artı b kareyi bunların hepsi doğrunun karesel yanılgısına eşit olacak. İlk terimi yine maviyle yazacağım. Parantezi de açalım. y y1'in karesi, evet, eksi 2 çarpı y1 çarpı m x1 artı b ve artı mx1 artı b'nin karesi. Şu ana kadar sadece bu parantezi açtım. Yani bunun karesinin neye eşit olduğunu yazdım. Takip edebiliyorsunuz değil mi? Bu eğer a eksi b olsaydı bunun karesi a kare eksi 2 ab artı b kare olurdu öyle değil mi? Burada yaptığım da bundan farklı bir şey değil. Şimdi bu yaptığımızı terimlerin hepsine uygulamamız lazım. Terimlerin x ve y koordinatları birbirlerinden farklı olduklarına göre bunu göz önüne alarak yapalım. Altına yazarak devam edeyim. Böylelikle benzer terimleri bir araya getirebiliriz. Bunun karesini aldığımızda y 2'nin karesi eksi 2 y 2 çarpı m x 2 artı b artı mx 2, artı b'nin karesini elde ederiz. Yukarıdakinin aynısı. x1 ve y1 yerine x2 ve y2 kullandık o kadar. Bunu en defa daha yapacağız. Evet bunu yapmaya bu şekilde devam edeceğiz. Önce x3 ve y3 için derken n'inci terime kadar geleceğiz. n'inci terimin karesi de yn'in karesi eksi 2yn çarpı mxn artı b Artı mxn artı b'nin karesi olacak. Şimdi bunları genişletmeye yani parantezi açmaya devam etmek istiyorum. Ekranı biraz aşağı kaydıralım. Doğrunun karesel yanılgısını veren bu ifadeyi bir kere daha yazalım. İlk satırla başlıyorum. y1'in karesi. Sonra bu parantezi açalım eksi 2 y 1 m x 1 yani bu ve eksi 2 y 1 b ee, sonra artı şimdi de bu parantezi açalım yani bunun karesini alalım m kare x 1'in karesi artı 2 m x 1 b artı b kare. Az önce de söylediğim gibi bunu a artı b'nin karesi olarak düşünün. Bu a kare, bu 2AB ve bu da B kare. Evet, tamam mı? Şimdi de aynı şeyi diğer renkler için yapacağım. İkinci terimle devam edelim. Aynı şeyi X1 ve Y1 yerine X2 ve Y2 kullanarak yazabilirim. Y2'nin karesi eksi 2Y2MX2 eksi 2Y2B artı m kare x2'nin karesi artı 2m x2 b ve artı b kare. Şimdi aynı şeyi n'inci terime kadar yapmaya devam edeceğiz. Bu rengi kullanalım. y n'in karesi eksi 2y n m x n eksi 2y n b evet artı m kare. X xn'in karesi artı 2mxn çarpı b ve artı b kare. Evet, aslına bakarsanız şu anda buraya bakıyorum. x2 ve y2 gördüğüm yerlere xn ve yn yazıyorum. Bu n tane veri için söz konusu olan doğrunun karesel yanılgısı. Evet, n tane nokta ve y eşittir mx artı b doğrusu arasındaki karesel yanılgı. Şimdi bunu sadeleştirip sadeleştiremeyeceğimize bir göz atalım. Bu terimleri toplayabiliriz bakalım. Mesela bu terimleri toplarsak bu şekilde göstereyim. Evet, sizce bunların toplamı neye eşittir? y1'in karesi artı y2'nin karesi artı böylece yn'in karesine kadar bütün noktaların y koordinatlarının karelerini toplayacağız. Bu bunların toplamına eşit. Sonra bir bakalım bunların ortak yönü hepsinde 2m var, öyle değil mi? Bakın burada 2m, burada 2m ve burada da 2m. Şunun etrafına da bir parantez koyayım. Evet, bunları topladık. Sonra eksi 2m parantezinde bunları yazmamız lazım. Ee, i̇sterseniz aynı renklerle yazayım, takip etmesi kolay olsun. Böylesine terimlerle çalışırken kafamızın karışmaması için gerçekten dikkatli olmak lazım ve renkler bu konuda son derece faydalı. Şimdi bunu bunları topladığımızda y1'in karesi artı y2'nin karesi artı nokta 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 artı yn'in karesini elde ederiz. Parantez içine de alayım. Sonra bu terimlerde ortak olan 2m parantezini kullanacağım. Böyle yazarsam daha iyi olacak. Eksi 2m çarpı buradan y1 x1 gelecek. x1 y1 yazalım. Evet. Bundan 2m alırsam geriye x1 y1 kalıyor. Devam edelim. x2 y2. Bunları da kendi renklerinde yazayım. Artı x2 y2 ve artı bu şekilde xn yn'e kadar devam diyoruz. Araya nokta nokta koyalım ki bunu n'inci noktaya kadar yaptığımız belli olsun. Artı xn yn. Burası buradaki terimlerin toplamı. Şimdi bunları toplayacağım. Bir bakalım hepsinde eksi 2b olduğuna göre bunları da eksi 2b parantezine alabilirim. Eksi 2b çarpı y1 Artı y2, artı nokta nokta nokta, artı yn. Evet, bu da buna eşit. Anlaştık mı? Evet, bunları topladığımız zaman bunu elde ediyoruz. Devam edelim. Eh, sanırım bu videoda süremiz yetmeyecek ama bir sonrakinde sadeleştirmeye devam edip bu ifadeyi daha temiz ve net bir hale getirmeye çalışacağım. Şimdi sırada ne var? Bunları da m kare parantezine alabiliriz öyle değil mi? m kare çarpı evet x1'in karesi artı x2'nin karesi. Eh, bunları kendi renklerinde yazmamışım bir saniye. Evet artı x2'nin karesi ve bu şekilde xn'in karesine kadar devam edeceğiz. Bu arada bunları da kendi renklerinde yazmamışım. Bu yn'in karesi, bu da y2'nin karesi. Evet, şimdi daha iyi oldu. Nerede kalmıştık? Bu yazdığımızda bunların, bunların toplamı. Topladığımız için ön tarafa bir de artı işareti ekleyelim. Sadeleştirmenin bu aşaması neredeyse bitti. Burada da ortak olan 2mb var. O halde yazıyorum artı 2mb çarpı x1 artı x2 artı böylece xn'e kadar geldik. Bu da buna eşit. Son olarak bir de b kareler var. Peki kaç tane B kare var dersiniz? Bu doğrulardan en tane olduğuna göre bu birincisi, bu ikincisi ve bu da n'incisi bu da n tane B kare olduğu anlamına gelir. N tane B kareyi de kısaca n çarpı B kare olarak yazalım. Şu ana kadar bu n tane nokta ile y eşittir mx artı b doğrusu arasındaki karesel yanılgıyı veren ifade ile birazcık oynadık. Çok fazla sadeleştirme yapmadık ama bundan sonraki videoda buna eğileceğiz.